Evet. Mutlu olduğum bir anı sizlerle paylaşmak istiyorum. Genç arkadaşlarım. Şöyle dizimde bir problem vardı. MR çekildim. Menisküs olabileceğini söylemişti doktor. İşte menisküs yırtığı daha doğrusu. Yırtık yokmuş. Yırtık olduğu zaman işte tek tedavisi neredeyse şey ameliyat. Bu videoyu çekmemdeki asıl amaç şu. İşte çoğu zaman etkinliklerde ya da ne bileyim yazılan yazılarda şeyden bahsediliyor. Ne derler? İşte İngilizce öğrenin. İstekli olun. Merak edin falan filan diye. Liste böyle uzayıp gidiyor. Benim size söyleyeceğim sağlıklı olmanız yönünde. Çünkü insan gençken şeyi fark edemiyor. Sağlığın kıymetini. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Uzun süre amatör olarak top oynadım. İşte hiçbir zaman aklıma şey gelmiyordu. İşte top oynarken yorulacağım. Ya da işte herhangi bir yerimin ağracağı. İşte babam şey diyordu işte kolum ağrıyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor. La diyordum kendi kendime. Yani kol nasıl ağrabilir ki? Ya da kol ağrısı nasıl insana yaşamında bir problem çıkartabilir ki? Ama yaş ilerledikçe bunları deneyimliyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de bizim mesleğimizin belki de en dikkat edilmezse problemli tarafı oturarak çalışmak. Uzun zamandır hiç spor yapmıyorum öyle söyleyeyim. İşte haftada bir kere yüzmeye gidiyordum bir ara. O da spor sayılmaz. Haftada bir kere halı sahada top oynuyordum. O da spor sayılmaz. Düzenli bir şekilde insan nedense elindekinin sadece sağlık değil bu her şey için böyle. Elindekinin kıymetini bilmiyor. Sadece kaybedene kadar. Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Bugüne kadar ne derler? Bizimle ilgili ameliyat olacağım şeklinde kendimi motive ediyordum aslında. 30 yaşına kadar hiç doktora gitmedim bu arada. Gayet sağlıklıydım. 30'dan sonra çoğu zaman doktora gidiyorum. Çünkü dediğim gibi gençlikteki gibi olmuyor. Düzelmiyor daha. Oluşan problem kendi kendine geçmiyor. Ya da evlisiniz, hızlı geçmesi gerekiyor gibi değişik faktörler giriyor işin içine. Hayatınızı tasarlarken işte hedef koyuyoruz ya, işte zengin olacağım ya da çok iyi bir yazılım geliştirici olacağım. Şunu hiçbir zaman akıldan çıkartmamak lazım. Bunları elde etsek bile sağlığımız yerinde değilse hiçbir manası, hiçbir anlamı yok. Zaten içinde bulunduğumuz yüzyılda mı demek lazım ya da içinde bulunduğumuz günlerde mutlu olmak çok zor. Gerek işte ülkede yaşanan olaylar, gerek herkesin irili ufaklı bir sürü problemi var. Mutlu olmak aslında bu işin belki de işte düzgün kod yazmanın, düzgün tasarım yapmanın ilk kuralı. Toparlamam gerekirse, aslında toparlamayayım. Aklıma bir şey geldi, onu da söyleyeyim de. Ha, bu arada doktor şey verdi. Dizimi hareket ettirmem gerekiyormuş. Diz ağrısı hastaların dikkat etmesi gereken hususlar diyor. Fazla kilolarınızı verin, ilk madde. Şimdi ben bunları tek tek uygulayacağım. Çünkü yediğim korku bana fazlasıyla yetti. Günlerden bir gün işte bizim bebeğimiz oldu. Şey aldık ona. Yatak aldık. Böyle kurulan bir yatak. Arkadaş geldi onu kurdu. Abi dedi sen ne iş yapıyorsun? Dedim evde çalışıyorum işte. Tamir etmiştim dedi. Dedim nasıl tamir ettin? Yazılım geliştiriyorsun değil mi dedi. Evet dedim geliştiriciyim. Ya dedi abi benim en büyük hayalim şeydi. Aynen senin gibi İşte evde yazılım geliştirmek. Hala daha dedim işte hobi olarak uğraşıyorum bu işle. Tabii çocuğa çok fazla bir şey diyemedim. Devam et dedim kardeşim yani eğer çalışırsan günün sonunda kazanırsın uğrunda uğraştığın şeyi. Bazen o mesela beni bayağı bir etkilemişti, derinden etkilemişti. Çünkü şey adamın hayal ettiği yaşam standartlarında yaşıyordum ben. Tabii insan içinde bulunduğu zaman şey diyor işte her zaman bir üstün istiyor. İşte klasik işte 5.000 lira maaş alıyorsunuzdur, maaş yetmiyordur. İşte 10.000 lira alırsınız yine yetmez. Ya 15.000 lira alırsın yetmez. Hiçbir zaman yetmez. Çünkü standartlar sürekli yukarı doğru gidiyor. Velhasıl bu anımı sizden paylaşmak istedim. Umarım dediklerimi dikkate alırsınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Zaman çok hızlı akıp geçiyor. Sağlıklı, mutlu olduğunuz anların kıymetini bilin.
her şey işlemek değil, işte yazılım geliştirici daha çok, yani bu işlerle ilgili olduğum için hep yazılımdan örnek veriyorum. Yani her şey yazılım demek değil. Sabah işte Lemi abinin videosu vardı. Muazzam bir video. Son zamanlarda gördüğüm en kaliteli video diyebilirim içerik olarak. Çünkü bazı şeyler Stack Overflow'da, orada Lemi abi de söylüyor, ya da blog yazılarına geçmiyor. Niye geçmediğini bilmiyorum. Hayatı bunlardan ibaret sanmayın arkadaşlar. En güzel günler sizin olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Orada da MVC anlatacağım. Bir de Fatih Acet eşiyle beraber bir video çekti. O da çok şey, süper. Ben de eşimle podcast çekmiştim. Onu yayınlamadıydık. Dün aradım, bulamadım. Bulsam kırpar sağını solunu belki yayınlardım. Ben de eşimle bir tane video çekeceğim benzer. Arka tarafta neler oluyor? Bence ön tarafta olanlardan çok daha zevkli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.